Son Mühür ekranlarından günaydın, gün başlıyor. Değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. İnsanı konuşarak başlayacağız aslında söze. Ondan sonra da sohbet nerelere doğru uzanacak? Hep birlikte deneyimliyor olacağız sohbetin akışının nereye doğru gideceğini. Tarih öğretmeni, spiritüel yaşam koçu Hülya Kırmızı Uşak bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnsanı konuşarak başlayacağız dedim. Daha da kim bilir sohbet neyi açacak ama önce sizi bir tanıyarak başlayalım mı? Hülya Hanım ne yapar, neler yapar, nelerle ilgilenir? Teşekkür ederim. Hülya olarak öncelikle 9 Eylül mezunuyum, tarih öğretmeniyim. Ancak bu alanla ilgim benim uzun yıllardır var. Ve bu alandaki devamlılığı olan, yani insanın kendi içinde yaşadığı bir takım sorgulamalardan sonra kendimi tanımak amacıyla çıktım ben bu yolculuğa. Kendimi tanırken de birçok şeyi keşfederek, önce kendinde uyguluyorsun zaten. Bu olayları kendinde yaşadıkça evrenin o dört döngüsü içinde, yani dört tane önemli kuralı var. Onları keşfettiğin, onları anladığın anda hayatındaki dönüşümü izliyorsun ve bu çok keyifli bir yolculuk. Bu keyifli yolculuğu herkesle paylaşmak, bilgimi paylaştıkça insanların bir nebze olsun bir bakış açısını değiştirebilmek, bir nebze olsun hayatlarına dokunabilmek istediğim için bu yolculuktayım. Çok keyifli bir yolculuk. Ki o kadar da zor dönemlerden geçiyoruz ki tüm dünya olarak aslında bir pandemi söz konusu, ekonomik olarak daralma söz konusu, sıkıntılar yaşıyoruz ama yine de insan çok değerli ve çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Aslında onu konuşuyor olacağız şimdi aynen. Sizinle. İnsan... Bir anlatarak başlayalım mı? Aynen. Nasıl tanımlıyorsunuz? İnsan, öncelikle ben şöyle bir soruyla başlıyorum. Siz evinize bir çamaşır makinesi aldığınızda kullanma kılavuzunu okuyorsunuz değil mi? Hı hı. Peki bir buzdolabı aldığınızda da okuyorsunuz. Peki siz hiç kendinizin kullanma kılavuzunu okudunuz mu? İnsanın niye boş organları var? Mide ve bağırsak gibi. Niye dolu organları var? Niye insanın iki kulağı, iki gözü var? Hiç düşündünüz mü? Kendinize hiç baktınız mı? Çünkü kişisel gelişim demek insan demek. Sen değiş, dünyan değişsin. Yani kişisel gelişimin en kısa ifadesi bu. Biz değişeceksek kendimizi bilmeden mi değişeceğiz? Kendimizi tanımadan nasıl değişebiliriz? Kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Bu sorgulamalara geçtiğimizde önce insanı tanıyalım da başlıyorum ben. İnsan ruh, zihin ve bedenden oluşan bir üçlüyle çalışıyor. Öncelikle insanın tanımını yapalım. Buyurun. İnsan bu dünyada canlı ve cansız varlıklarla iletişime geçebilen, onları kendi deneyiminde kullanabilen sonsuz ve sınırsız bir varlık. Ben bu sonsuz ve sınırsızın altını özellikle çiziyorum. İnsan kainattaki her şeyle iletişime geçebilir. İletişime geçebilir ve kendi nevi ve cinsinden bütün kainatta hepsinde içinde barındırabilen bir varlık. Bunu tasavvufta 18 bin alem dürünmüştür, insanın içine konulmuştur şeklinde anlatılır. İnsan hepsinden bir nebze taşıyor. Şimdi ruh, zihin ve bedenden oluşan bir üçlüyle çalışıyor insan. Ruhumuz, elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz aşk, sevgi, kıskançlık, duygu, işte her türlü duygusal anlamda yaşadığımız olayları tanımlamamıza yarıyor. Ruh bizim mana alemimiz. Yani bizim içimizdeki bütün duyguları yaşatan. Peki uykudayken ruh çekiliyor. Peki uykuda kendinizi bir videoya alın. Bir bakın bakalım ruh çekilmiş haliyle insanı bir kendinizi gördüğünüzde beğenebilecek misiniz kendinizi? Ruhsuz insan, ruh İnsana hayat veren, neşe veren, güldüren, onu güzelleştiren, karşında gördüğü resimden aldığı keyfi yaşatan, bir dağı gördüğünüzde dağın arkasındaki güzellikleri, dağa baktığınızda o yeşili bir beraber hepsini bir görebilmenizi sağlayandır ruh. Zihin ise daha mental anlamda, daha gerçekçi, elle tutulan, gözde görülenleri tanımlamamıza yarar. Bedense bunların hepsinin bir bütünü şeklinde düşünün. Ben bunu şimdi hepimiz az çok televizyon, işte telefon ya da bilgisayar kullanan kişiler olarak tanımladığımda şöyle diyorum. Windows açılım sistemi, yani Windows'un açılımı ruh. Excel, PowerPoint ya da işte Word dosyaları, yani Windows'un tanımladığı çizgilerde çalışan dosyalar zihin. Bilgisayar kasası, ledli, cafcaflı, renkli gibi olan bütün kasada beden. Yani kafanızda oluşması anlamında ruh analitik zekaya sahip oluşturan zihin
operasyonel zekaya sahip yöneten, yani hı hı. işletme müdürü. Ruh patron, zihin işletme müdürü, beden de bunların uygulayıcısı bir bütün olarak düşündüğümüzde, insanın tanımını da birleştirdiğimizde. Şimdi bu saydığınız üçlüden birini bile çektiğinizde kapkaranlık bir şey kalıyor değil mi? Karşı? İşte ben şunu özellikle hastalıklara bu konuda değinmek istiyorum. Şimdi ruhunuzda oluşan bir duygu, ruhunuzda oluşan, zihninizde de kabul görüyorsa hiçbir problem yok, davranışa dönüşüyor. Hiç sıkıntı yok. Ama ruhunuzda oluşan, zihninizde oluşanla çatışıyorsa, arada bir çatlak oluşuyorsa ve bu devamlılığı oluyorsa, yani devamlılığı olan, sürdürülebilir oluyorsa, kronikleşiyorsa bedeninize hastalığa dönüşüyor. Bedeninizdeki hastalıkların bir 5 yılla 10 yıl önce geçmişi var. Yani öyle birden gelmiyorlar. Birden gelmiyor. Uyarı veriyor. Ruhun diyor ki sana, beni iyileştir. Ben bak burada çatladım, burada rahatsızım. Bu yaptığın ya da bu olayla beni huzursuz etti. Ona dikkate almıyoruz biz genelde. Günlük koşuşturmalar içinde hiç kendimizi dinlemeyi hiç bırakıyor muyuz? Evet. Mesela normal günlük hayatın içinde, akış içinde siz hiç kalbinizin atışını dinlediniz mi? Ya da kaç kişi dinledi? Kendi dinginliğine ulaşabiliyorsa zaten insan birçok şeyi aşmış oluyor. Çünkü kendinin farkına varıyor bu sefer. Evet. Duygularının da farkına varıyor ve kendini iyileştirme moduna geçiyor. Ama biz hiç onların farkında olmadan devamlı çatışmalar yaşıyoruz, işte sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle olduğumuzda hastalıklar geliyor bir süre sonra. Mesela hastalıkların hepsinin altyapısında yatan bir takım gerçekler var. Mesela migren, değersizlik ve güvensizlik. Tiroid, kendini ifade edememe. Yani beşinci çakramıdır aynı zamanda ve kendini ifade edemeyen, o kırılmasın, bu üzülmesin diye susan insanların hastalığıdır mesela. Şimdi bunlar devamlı olunca, hani bir kere iki kere olduğunda bir şey yok, hani hemen etkilemiyor ama devamlı susarsanız, devamlı kendinizden taviz verirseniz ve devamlı kendinizi ötelerseniz bu hastalıklar belirmeye başlıyor. Hı hı. Ve böylelikle insan kendine hastalıkları çekiyor. Son zamanlarda daha da farkındalığı arttı. Aslında dünyanın farkındalığı kesinlikle arttı. Bir taraftan sıkıntılar arttı. Aynen. Az önce saydığım gibi. Bir taraftan psikolojik problemler de çok yoğun. Eskisi kadar, hani bazen diyoruz ya, bilinmiyor muydu acaba? Şimdi daha çok konuşuyoruz ya da koşullar mı getiriyor bilmiyorum. Şöyle, bu pandeminin hem artıları var hem eksileri var. Yani pandemi bize belki kendi farkındalığımızı, aile düzenimizi, kendi küçük çevremizdeki olan duygular, her şeyi daha iyi tanımamıza sebep oldu belki. Ancak aynı zamanda kapanma, işte sosyalleşememe, insanlara karşı daha hoşgörüsüz olma, yani hoşgörüyü kaybettik belki, daha sabırsızız, daha insanlara karşı tepki verir olduk. Belki bu da eksi yönleri. Bir de tabii belirsiz bir hastalıkla mücadele var. Ne kadar süreceği insanın en sevmediği şey de belirsizlik. Evet, tabii korku iklimi. Evet, belirsizlik insanın en çok istemediği ve en çok sevmediğidir. Ama ne yazık ki şu ortamda bundan çok fazla. Ama bundan korunmanın da yolları var. Yani siz kendinizi, ben işte sevmeyi, insan, niye sevmeyi koydum ben buraya? Çünkü insan kendini sevmezse neyi sevebilir ki? Sizde olmayan bir şeyi kime vereceksiniz ki? Bakın ben herkese söylüyorum. Aşkın kenarından, köşesinden geçmiş herkes kendini seviyordur. Neden? Çünkü aşk ve sevgiyle olan bir şeyi mutlaka kendinde vardır. Lütfen kendinizi sevmekle başlayın bu olaya diyorum. Başlayın ki damar hastalıklarının hepsi, altında yatan sebep kendini sevmemektir. Ve kendini sevmeyen insanlar hasta olmasın istiyorum. Hastalanmamak için kendinizi sevmeyi seçin diyorum lütfen. Çünkü kendinizi sevdiğiniz zaman bu hastalıklardan korunmayı da seçiyorsunuz. Şimdi kendinizi seviyor musunuz? Ya da sevdiğinizi mi sanıyorsunuz? Bunu nasıl anlayacağız mesela? Ya da birine yardım ederek, ben çok yardım severimin adı altında kendinizi mi değersizleştiriyorsunuz? Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Mesela bir danışanım, işte bir arkadaşı gün yapıyor. Diyor ki bu pastayı hemen ona yapıp götürüyor. Bir başka arkadaşına bir börekler açıyor. Sonrasında bir arkadaş, o kadar çalışan ve yoğun bir temposu var ama yine de arkadaşı aradığında, işte benim çocuğu okuldan alır mısın? Onu da alıyor. Tabii vücut bu yoğunluktan sonra iflas ediyor. Sonra bunun altyapısına indiğimizde, yani bilinçaltı kodlarımıza indiğimizde neyi görüyoruz? Değersizlik. Kendi değersizliğini onlardan
değer görürüm. Arkadaşım beni daha değerli kılar. İşte diğer arkadaşım beni daha değerli görsün gibi. Eksik bir şeyi tamamlamak istiyor aslında. Aynen. Eksik, işte o eksikleri tamamlamak bizim hep hayatımızda yapmak istediklerimizle orantılı. Hı. Yani siz hayatınızda bilmeden ve fark etmeden, bakın bu çok önemli, altını çiziyorum. Bilmeden ve fark etmeden yaptığınız davranışlara dikkat edin. Bunların 0-7 yaş arasındaki bilinçaltı kodlamalarımıza indiğimiz zaman olay çözülüyor. Ve bunu siz de inebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek de anlatayım ki herkesin kafasında bir şeyler otursun istiyorum. Şimdi 0 ile 7 yaş arasında, siz 4 yaşınızdasınız, halıya çay döktünüz. Anneniz geldi, elinize şöyle bir tane vurdu. Ya da dedi ki, ya da bir tane elini yapma dedi. Sana bir kızgınlık ya da ifadesiyle bunu söyledi. Ya da hiçbir şey söylemedi. Sana bir kızgın ifadeyle baktı. Şimdi bu sizin altyapınızda oluşan değersizlik ve güvensizliğe giriyor gibi. Sonra bir anne geldi. Yine çay döktünüz halının üzerine. Eline bir şey oldu mu yavrum dedi. Elini öptü. Şimdi bu sevgiyle yaklaşma gibi. Şimdi bu altyapı, ama bunun gibi bir sürü hareket, bir sürü, çünkü çocukluk bilinçaltı onları kodluyor. Orada genelde daha çok anne odaklı anlatıyorum ben. Çünkü 0 ile 7 yaş arasında babanın etkisi çok kısıtlı. Annenin kodlamaları bizim hayatımızda ömür boyu bizi şekillendiren kodlamalar. Yani bilinçaltına yerleşenler bizim hayatımızdaki en önemli doneler. Anne olmak çok zor olmuş. Çok zor. 0-7 yaş arasında özellikle çocuklarınıza lütfen sevgiyle, lütfen onlara verdiğiniz değeri göstererek, alnından öpmek, özellikle burada bütün annelere sözlüyorum, alnından öpmek çocuğunuzu, sana değer veriyorum demek. Lütfen çocuklarınızı alnından, yani yanağınızdan da öpün ama alnından öpmeyi de mutlaka haftada en az 3 kez, 4 kez yapın. O verdiğiniz değer çocuğun içine içsel olarak geçiyor zaten ve ne oluyor? Değer veriyorum da diyebilirsiniz. Bu çocukta o değersizliği kaybettiriyor. Yani çok önemli ve çocuklarınıza bunu yaptığınızda, yani onların değerini verdiğinizde artık onlar değersiz duygularla büyümemiş oluyorlar. Aa, çok güzel. Bu çok 0-7 yaş o zaman çok önemli. Çok önemli. 0-14, yani 7-14 yaşta çok önemli. Bakın hayatımızda her 7 yılda bir biz level atlamamız gerekiyor. Yani bu mesela 21 yaş sonrası 28 yaşta öyle. Şimdi 7-14 yaşta baba da etken. Daha çok ergenlik var. Ve o 7-14 yaş aralığında biz artık kendimizi bulma, işte cinselliğimizin farkında olma ve toplum tarafından kabul edilme. Çünkü okul hayatı başlıyor ya, birçok kişinin arasına girdiğinde işte silik olma, öne çıkma, lider olma, liderin arkasındaki iki tane kişiden biri olma, onlarla beraber bir toplumsallaşmayı yaşıyoruz. O toplumsallaşmada kişi kendi kimliğini, kişiliğini oluşturuyor. Oluştururken işte babanın tepkisi, annenin tepkisi, onların arkasında durması, ona verdikleri destek çocuğu kişilik yapısını oluşturuyor. 14 ile 21 yaş arasında ise artık bir kimlik oluşuyor. Kendi varlığını kabul eden ergen döneminde ve artık o varım, ben buradayım diyor. Hani 21 yaştan sonrası daha bir oturmuş kişiliklerdir. Bir de kendinin farkında olan kişiliklerdir. Artık üniversite hayatı, onların kendi başka toplumlarla, başka insanlarla, başka şehirlere gitme, kendi hayatlarını tamamlama ihtiyacı gibi. Ve biz her 7 yılda bu kendi gelişimimizi tamamlamazsak eğer, Rabbim bizi bunlarla imtihan ediyor. Lütfen herkes, ben insanı anlatırken, şimdi insan kendi işletim sistemini kuramazsa başkaları üzerinden yönetiyor hayatını. Yani mesela ben kendi işletim sistemini kuramayan bir insanım. Ayşe öyle demişti Fatma için. Ha, Ayşe öyle dediyse Fatma için doğrudur, kabul ediyor onu. Çünkü kendi işletim sistemi kendini oluşturamamış insanlar oluyor. Şimdi böyle olduğunda işte ilerleyemiyoruz. O zaman o insana hayat tecrübesiyle bir takım rahatsızlıklar, hayatına bir takım olumsuzluklar getiriliyor ki hayatının değerini anlasın. Çünkü o bir tane. Bizim kadınlara yüklediğimiz, toplumsal olarak verdiğimiz yanlış doneler de var aslında. Mesela bizde hep anne, kadın çok verici, müsemma gösteren, her hoş şeye gören, boyun eğen, hoş gören, bunun elbet bir yerden patlaması olacaktır vücuttan. Kesinlikle. Şimdi mesela şöyle hemen bunu anlatayım ama hani daha önce de bunu konuşmuştum ben. Şimdi bir danışanım var, 5 kez aldatmış bunu. Sevgilisi ya da eşi. Şimdi
5 kez aldattığını da 5 kez kabul etmiş. Düzenini bozmak istemiyor kadın. Kadın için genelde işte ev hayatı, düzen hayatı bu şekilde bozulmak istemiyoruz biz. Nedense onu kabul ediyoruz. Ondan sonra o 5 tane kabulden sonra kadın hastalanıyor rahminden. Ve ameliyat masasına yattığında işte kendi hani Rabbimle baş başa kalıyorsunuz o arada. Orada bir süreç var. Kendini bir sorgulama süreci. O süreçte diyor ki ben değerliyim ve ondan ayrılıyor. Şimdi bakın sistemin çalışma düzenini anlatıyorum. O kendini 5 kez aldatan beyefendiden ayrılıyor. Ayrılıyor ama tabii o ayrılık süreci geçtikten sonra evren boşluğu sevmiyor. Herkesin hayatını dolduruyor. Bu kadının hayatına, eşine sadık olduğu için ona da sadık olacak ve onu sevgiyle kucaklayacak bir beyefendi giriyor hayatına. Diğer eşinin hayatına da onu aldatacak bir hanımefendi giriyor. Şimdi evren diyor ki sen böyle bir yapıdaydın, sen bunu yaptın, al sana bu ödülüm. Çünkü yaşadığımız her zorluğun arkasında bir ödülümüz de var bizim. Diğer eşine de kendini aldatacak bir hanımefendi getiriyor. Onu da yaptığını yaşatmak üzere getiriyor. Yani sistem böyle çalışıyor. Hani ektiğinizi biçiyorsunuz. Yani ne yapıyorsanız onun size geri dönüşümü var. Onun için lütfen herkes sevgiyle, birbirine güzellikle ve iyilikle bakarsa, yani bir bütünüz zaten, dünyada bir birlik bilinci oluştuğunda sevgiyle oluşacak bu birlik bilinci. Ve hepimiz sevgiyle birbirimize bakalım ve sevgiyle davranalım diyorum. Şimdi kendini sevmekten bahsettiniz ya, evet. Nasıl anlayacağız şimdi, kendimizi sevip sevmediğimi? Şimdi onu nasıl anlayacağız? Şimdi eğer işte sevgi ve aşk varsa dedik. Mesela telefonunuz kirlendi. Hı hı. Onu silmek istemiyorsunuz bile. Onun kirliliği de sizi hiç rahatsız etmiyor. Arabanız kirlendi. Kirli bir arabaya biniyorsunuz ama o kirlilik sizi hiç rahatsız etmiyor. Kendinizi sevmekten vazgeçiyorsunuz. Ya da kendinize bakım yapmıyorsunuz. İşte kıyafetinize dikkat etmiyorsunuz. Hiçbir şekilde bakımınıza dikkat etmiyorsunuz. Kendinizi sevmemeyi seçiyorsunuz. Şimdi hayatta öyle şeyler var ki, siz eğer kendinizi sevmemeyi seçerseniz şöyle bir süreç işliyor. Yaşlanıyorsunuz. Çünkü ben şimdi hem kendinizi sevmekle ilgili olan bölümü anlatayım ki bunu daha iyi anlayacaksınız. Yaşlandırıyor sizi. Ve eğer siz kaşınıza, gözünüze, yüzünüze ya da bedeninizin her yerine nereye bir şey yüklüyorsanız ve orayı sevmediğinizi belli ediyorsanız o noktada onları almaya başlıyor sizden. Evrenin böyle bir döngüsü var. Bir, hele bunun içinde bir de isyan varsa, iptal ederek konuşuyorum bunu çünkü bu kelime hayatınıza isyan, işte kendinize isyan, ben niye buradayım, bu bana niye başıma geldi gibi gibi bunları çoğaltırsanız hayatınızda bunların hepsi sizden hepsini saçınızı alıyor, işte bedeninizde bir takım organlarınızda rahatsızlıklar oluyor, onlar gidiyor gibi gibi. Yani ben işte onun için kendinizi sevmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ediyorum ve şimdi kendinizi sevmek için ne yapacaksınız? Öncelikle sabah uyandık, değil mi? Sabah uyandığımızda lütfen yeni bir güne bize bağışladığı için Rabbime, çünkü biz uykuda her gün, Kur'an'da da var bu arkadaşlar, her gün öldürüyoruz, her gün diriltiyoruz. Çünkü uyku yarı ölüm gibi düşünün. Yeni bir 24 saat bize bağışlandığı için ya da 24 saat bağışlandığını düşündüğümüz için bir minnettar, şükrediyoruz. Ve aynaya geçiyoruz. Yüzümüzü yıkamadan, yüzümüze yüzü suyu çarpmıyoruz. Yüzü suyu alıyoruz elimize. Bakın dış cephemi yıkıyorum. Üçüncü gözümü yıkıyorum. Böbreklerimi, karaciğerimi ve psikolojik alanımı yıkıyorum diye sevgiyle yıkıyoruz yüzümüzü 3 kez. Ve yıkadıktan sonra aynaya bakıyoruz ve bir tebessümle, ben Hülya'yı çok seviyorum. Bu kimse, hangisi? Bir kendinizi sevin orada. Ve ondan sonra çıkın banyodan. Ve onun yanı sonra kendinize haftada bir kez mutlaka küçük bir ödül alın. Yani küçük bir hediye alın kendinize. Ve bundan sonra düşünün, ben ne yaparsam, ben en önemli soru şu, bugüne kadar, yani bugün itibariyle buna başlayın. Bugün için, kendin için ne yaptın? Ama sadece kendin için. Ben bunu sorduğumda, dedim ya 2005'li ve 2007'li yıllarda hiçbir şey yapmamışım. Hiçbir şey. Bir baktım ben hiçbir şey yapmamışım kendim için. Çocuğum için, kızım için, evladım için, işte evim için her şeyi yapmışım ama kendim için hiçbir şey. Peki bu ikinci soruyu getirdi. Kendim için ne yaparsam mutlu olurum. İşte siz de kendinize lütfen küçük bir ödül alın bugün. Bu hafta başlayın. Sonra ikinci hafta hem bir küçük hediye alın,
Arkasından bir de sevdiğiniz bir şeyi yapmayı, hayatınıza bunu geçirin. Siz ne seviyorsunuz? Mesela ben bir tane kahve içmeyi ama işte Hisar önünde içmeyi ya da ne bileyim özel bir kafede içmeyi seviyorum. Gidin orada kendinize bir kahve söyleyin. Oturun tek başınıza ve kendinizi dinleyerek o kahveyi için. Bu ikinci. Üçüncü hafta yine kendinizin istediği bir küçük hediye yine alın. Arkasından üç tane kendiniz için yapması gereken ikiye. Yani birinci hafta hediye, ikinci hafta hem hediye hem yapmanız gereken bir küçük kendinize özel bir şey. Üçüncü hafta iki tane kendinize özel bir şey ve küçük bir hediye. Dördüncü hafta hem hediye hem de üç tane yapmanız gereken. Ve bunu artık dördüncü haftaya gelince yani haftada dört tane kendiniz için bir şey yapmış olacaksınız. Ve bunu altı ay sürdürün. Bakın altı aydan sonra enerjiniz değişecek. Kendi içinizdeki o sevgi tamamlanacak ve kendinizi sevmenin getirdiği birçok hastalıktan kurtulacaksınız. Bu başta tansiyon olmak üzere. Kendinizi tamamlamanın getirdiği bir havanız değişecek, enerjiniz değişecek ve bu karşı tarafa yansıyacak. Siz kendinizi sevdiğiniz zaman bu enerjiyi yayıyorsunuz zaten. Bu farklı bir olguda. Yani bunu içselleştirmezseniz, bunları yapmazsanız bu oluşmuyor. Ama bir 6 aylık süreçten sonra zaten siz kendiniz artık o kadar belki 4 değil belki 6 tane yapacaksınız. Çünkü artık kendinizin farkına varacaksınız. Ve kendinizi sevmenin size kattıklarının farkına varacaksınız. İşte böyle olduğunda da siz kendinizi sevmenin birçok hastalığı da kendi bedeninizde iyileşmeleri göreceksiniz. Kendi bedeninizdeki o iyileşmelerden sonra ben ne yapmışım kendime diyeceksiniz ya. İşte o noktada lütfen kendinizi sevmeyi, kendini seven insanlar kendi alanlarına konfor ve kalite katarlar. Siz bunu lütfen kendi bu hayatınıza yansımaz mı? Yansır. İşte onu diyorum. Siz kendinizi bakın bu 6 ayın sonunda kendinizi başlayacaksınız. Ben ne yaptım? Ben nasıl değiştim? Ben ne oldum diye. Ne olacak? Sizin o yaydığınız enerji çevreye de yansıyacak. Ben burada küçük bir tane tabii kendini sevmenin de bir kriterleri var. Şöyle bir kriter. Şimdi evden dışarı çıkıyorsunuz. Kapıdasınız. Gömleğinizin yakasında bir yırtık oluşmuş ya da bir leke. Şöyle yaptınız, kıvırdınız, dediniz görünmüyor. İşte orada kendinize yaptığınız en büyük kandırmaca. Lütfen bunu yapmayın. Kendinize değer verin. Kendi değerinizi bilin siz. Başkalarının bilmesi ya da başkalarının onu görmesi, görmemesi hiç önemli değil. Sizin biliyor olmanız önemli. Anlatabiliyor muyum? Siz eğer bunu biliyorsanız başkalarının bilmesi için yaşamayın. Yani başkaları için yaşamayın, kendiniz için yaşayın. Siz onu değiştirin. Kendinize aslanlar gibi verdiğiniz değeri her hareketinizle, her davranışınızla gösterin. Bu kendinize verdiğiniz değer zaten bir süre sonra herkese yansıyacak. Ve bu değerle beraber siz yaşamınıza kattığınız değerin dışında hastalıklarla olan mücadelenizde hep onlar bitecek artık hayatınızda. Birçoğu kaybolacak bile. Siz farkında bile olmayacaksınız. Çünkü siz kendi değerinizin farkında olduğunuz zaman birçok şey aşılmış olacak. İşte o çizgiye de gelmek şimdi anlatıyoruz ama bazıları için ne yazık ki kötü ve elim olaylarla oluyor. Travmatik olaylar yaşayanlarla oluyor. Bazen belki de hiçbir şey yaşamadan, başınıza kötü hiçbir şey gelmeden farklı bir çerçeve, pencere açabiliyorsunuz kendinize. Ama travmatik olaylar yaşayanlar için daha mı zor bilmiyorum. Şöyle, o yaşayanlar işte niye onlar için zor? Onlara niye geliyor bunlar? İşte bunları kabul etme. Bakın önce kendinizi kabulle başlıyor. Kendinizi kabul edeceksiniz her şeyinizde, iyi veya kötü. Şimdi bir insanın dik bir duruş sergileyebilmesi için, bir insanın kendi yaptıklarını iyi veya kötü kabul edebilmesi için, kendini tanımlayabilmesi için işte kendinle tanımlanmış haliyle, o başkalarının gözüyle değil de kendinin gözüyle o ruh, zihin, bedeni bütünleştirmesi gerekiyor. Yani eğer siz ruhunuzla, zihninizle ve bedeninizle biz bir bütün olduğunuzda, bakın bu konuşma biçimiyle ağır ağır ve kendi ifademi söyleyerek konuştuğumda Rabbim diyor ki her şeyi kabul ederim. Ama vıdı 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 konuşursa, hızlı hızlı konuş, hayır onların kabulü yok. Neden? Çünkü içselleşti yani kalpten. Yunus Emre'nin bir sözü var burada, onu özellikle söylemek istiyorum. Diyor ki dil söyler, kulak dinler. Ama kalp söyler, kainat dinler. Evet. Yani o kadar özel bir şey ki bu. Lütfen zihin, ruh, beden olarak bir bütün olduğunuzda ve kalben bir şey istediğinizde olmaması gibi bir şansı yok. Size bu
yaratılmış, mutlaka hepsini kabul edecek Yaradan, Yaradanım, Rabbim. Ve o size mutlaka gelecek. Ama zamanını biz bilemiyoruz. Biz sadece tevekkülde kalacağız ve isteyeceğiz. Evet. Biz istemekle mükellefiz. O tevekkül süresi uzayınca, hı hı, işte bazı insanlarda ne yazık ki bazen kaygıya düşme ya da nasıl söyleyeyim, isyan oluyor. İsyan başlıyor. İşte onu yani yapmamak gerekiyor. Çevremde görüyorum ben. Tabii. De hep diyorum ki biraz dizgin de kendini, biraz sakin. Sakin ve sabırla. Evet. Şimdi mesela kendini seven insanlarda da özellikle şu, nasıl anlayabilirsiniz kendini seven insanı? Yemeğini ağır yer. Yani böyle arabayı daha yavaş kullanır. Bir yere gidecekse de böyle daha bir şeyin oluşması için daha bir zamanı vardır. Bakın, telaşı yok yani hayata karşı. Telaşı yok hayatı. Bizim koşuşturma içinde biz hep böyle bir hengame içindeysek, zaman bize yetmiyorsa, bir şeyler için hep koşturuyorsak, işte o zaman biz kendimize verdiğimiz değerde eksiklik var. Bir de yavaş hareket eden o insanlara söyleniriz. Evet. Trafikte, aynen, yemek yerken, sıra ne bekliyorsak. Evet. Arabayı yavaş kullanan, kendin yemeğini yavaş yiyen. Çünkü o yediği yemeğin tadına varır. Aldığı lezzetin tadına varır. Şimdi siz yürüyebiliyor musunuz? Siz konuşabiliyor musunuz? Siz yediğiniz yemeğin tadını alabiliyor musunuz? Ve siz dokunabiliyor musunuz? Bunlar ne kadar önemli değerler, evet, ve güzeller. Evet. Ama bunların farkında bile değilken biz ne zaman yapabilirliklerimizi yapamaz hale geldiğimizde, işte mesela gözlerini otomatik açılıp kapandığını bilmeyen insanlar var. Şu parmağımızı oynatmanın ne kadar önemli olduğunu farkında bile COVID değiliz. COVID döneminde tatanma ne kadar kıymetliymiş, onu fark etmedik mi? Tabii. İşte ne oldu? Kaybettiğince biz anlıyoruz. Evet. Lütfen kaybetmeden önce kendi öz kimliğinizi, yani sizin parmak izinizden başka yok. Sizin hücrelerinizden başka yok. Sizden başka bir tane hülya yok. Evet. Ya da başka işte adınız her neyse. Onun için lütfen kendinize değer verdiğiniz zaman, kendi değerinizi bildiğiniz zaman evren de size o değeri getiriyor. Ama siz kendinizi değersizleştirirseniz, kendinizi yok farz ederseniz ve kendinizi hep yokmuş gibi davranırsınız. Evren de sizi yok mu sayıyor? Aynen. Siz kendinizi yok sayarsanız. Aynen. Ben şimdi burada şunu özellikle söylemek istiyorum. Şimdi mesela arabanızı sevmiyorsunuz, o arabayla yol almak istemiyorsunuz, değil mi? Evinizi sevmiyorsunuz, o evde oturmayı istemiyorsunuz. Peki sevmediğiniz bir bedende yaşama şansınız var mı? Lütfen. Lütfen. Yani sevmediğiniz zaman bunu hissettiriyor ve siz bu enerjiyi verdiğiniz zaman işte bir bir saçınız gidiyor, işte organlarınız başlıyor, hastalıklar geliyor. Bunların gelme sebepleri var. Şimdi Rabbim hayatta yaşlılığın dışında bizi, hastalıkları biz çekiyoruz. Hani ben özellikle kendinizi sevin ve hastalıklardan kurtulun. Kendinizi sevmek birçok hastalığın iyileşmesi demek. Birçok hastalığın size gelmemesi demek. Evet. Bu arada son 2 dakikamız var. Hı-hı. Hastalıklarda da son zamanlarda hem stres ile birlikte kanser ve kalp krizi mesela en çok duyduğumuz 2 hastalık. Aynen, aynen. Şimdi mesela kalp, değil mi? Hı-hı. Mesela akciğer, kaygı ve üzüntünün kaynağı. Yani kaygı ve üzüntüyü devamlı siz kendinizde kodluyorsanız, kaygı ve üzüntü size akciğer hastalıklarını getiriyor. Hı. Belki farkında değilsiniz ama altyapıda, o bilinçaltı dediğimiz olayda kaygı ve üzüntü hep sizde kodlanmış. Bu şekilde olduğunda akciğer hastalığı oluyorsunuz. Mesela kalpte, mesela kalp damar hastalıklarında acımasızlık, acelecilik ve sabırsızlık ve sevgisizlik. Kalp damar hastalıklarının alt temelinde yatan bu duygular. Hı hı. Yani lütfen hastalıkların altyapılarını bilince de kendinizi sorgulayın. Ben bütün insanlara, siz bilmeden ve fark etmeden yaptığınız davranışlarının altyapısındaki o duyguyu odaklanın ve onu bulduğunuz zaman, yani ben her konuda bu yardımcı da olabilirim. Hı hı. Bu duyguyu bulduğunuzda işte o zaman olayı çözeceksiniz. Ve o zaman o duyguyu giderdiğiniz zaman artık siz kaliteli ve konforlu bir yaşama geçeceksiniz. Hı hı. Bu çok önemli. Onun için lütfen hastalıklardan kurtulmak için, mesela böbrek, korku ve güvensizlik. Siz korkularınızı yendiğiniz zaman ve güvenli bir ortamda yaşamaya başladığınız zaman böbreğiniz iyileşecek. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bize ilaçlar geçici çözümler. Ama mesela bir egzamanız var, değil mi? Ciltte oluşan bir, buraya krem sürüyorsunuz. Hı hı. Bu krem burayı sadece geçici olarak biraz iyileştirebiliyor. Ama ruhunuzdaki o hastalığı temizlemezseniz ve
bunu iyileştirmezseniz buradaki hastalık geçmeyecek. Hı hı. Yani özellikle ruhta iyileşmeyi, bu İbn Sina çok bu konuda çok detaylı çalışmaları var. Çok hayran olduğum bir insan. Ruhta iyileşmeyle beraber bedendeki iyileşmeyi. O kadar keyifli bir yolculuk ki bu. Yani ruhunuzda lütfen iyileşmeyi sağlayın ki beden zaten iyileşecek. Onun için ben yaptığınız hareketlerin hangi duyguya dayandığını çözdüğünüz anda her şey çözülecek. Ve herkese onu şu soruyu tekrar soruyorum. Bugüne kadar kendiniz için ne yaptınız?